D vitamini nerelerde bulunur? D vitamini gereksinmesini karşılamak için en iyi kaynak güneş ışınlarıdır. D vitaminin diyetle alımı ise sınırlıdır. Diyette D vitamini en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar ve yumurta sarısında bulunmaktadır. Yağlı balıkların dışındaki besin kaynakları, normalin üzerinde tüketilmiş olsa bile, eksiklik durumunda D vitamini gereksinmesini karşılayamayabilir. D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisi için, Doğal güneş ışığı takviyesi, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde D vitamininin emilimi daha iyi olacağı için sabah 10.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arası ve günde 15 ila 30 dakika optimumdur. Dünya genelinde yapılan çalışmalar, diyetle alınan D vitamininin yetersiz olduğunu ve yeterli D vitamini seviyesine ulaşmak için diyet stratejileri geliştirmek gerektiği ve doktor kontrolünde D vitamini takviyesi alınması gerektiği belirtilmektedir. Geçmişten günümüze, yapılan araştırmalar D vitamininin kemik sağlığının korunup sürdürülmesi rolünün ötesinde birçok işlevi olduğunu göstermektedir. D vitamininin rol aldığı biyolojik fonksiyonlar çok çeşitlidir. Bu vitamin, kemik büyümesi için iskelet metabolizmasından kalsiyum homeostazisine, bağışıklık sistemi, sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemlerde düzenleyici fonksiyonlara kadar pek çok görev alır. D vitamininin bağışıklığa faydası, antimikrobiyal fonksiyonları desteklerken inflamatuvar aktiviteyi ve adaptif immün yanıtı başlatma kapasitesini azaltması ile ilgilidir. Astım ve alerjik rinit gibi immün sistem disfonksiyonu sonucu ortaya çıkan hastalıklar, gebelik döneminde D vitamini düşük olan annelerin bebeklerinde daha sık görülmektedir. Vücutta D vitamini ve metabolitleri ile kalsiyum ve fosfor arasında önemli bir denge vardır. D vitamini hormonal olarak dışarıdan vücuda alınan kalsiyumun bağırsaklardan emilimini sağlayarak serum kalsiyum seviyelerini regüle eder. Dolayısıyla, bağırsaktan D vitaminin emilimi için bağırsak sağlığı çok önemlidir. Bağırsak sağlığını iyileştirmek için probiyotik kullanımı çok büyük role sahiptir. Hangi probiyotiği, nasıl kullanılacağı ve ne kadar süre kullanılacağı hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Sağlıklı bilgi ve paylaşımlar için takipte kalın.